Öyle inanmış hanımlara. İnanmamışlara değil. Şeriata karşı gelenlere değil. Efendim örtüye karşı gelenlere değil. Ben örtüyü tanımıyorum. Efendim ben şeriat tanımıyorum, Kur'an tanımıyorum. Ben aklıma göre hareket ederim. Bu zamanda da böyle şey olur mu? Falan diyenlere değil. Onlara sözümüz yok. Anlatamayız ki onlara zaten. Onlara Mevlamız anlatır yarın. Kabre gidince anlatır Rabbimiz. Sual melekleri ne cevaplarını verirler orada. Biz karşıyız. Biz tanımıyoruz diyenler niçin tanımadıklarını orada anlatsınlar, savunsunlar. Allah'ımız biz burada peygamberimize iman eden hanımlara, inanmış hanımlara madem Müslümanım diyor, madem müminim diyor, öyleyse onlara söyle başörtülerini onlar üzerlerine örtsünler buyuruyor Hak Celle ve Ala Hazretleri. Böyle başörtülerini önlerinden böyle sarkıtarak iyice kapasınlar buyuruyor. Ve daha da ileriye doğru Rabbimiz ve la yübdine zinetehünne. Yine inanmış hanımlara söyle Habibim. Yani böyle tek tek kelime kelime hepimiz anlayalım diye. Çünkü ortalıkta çok fetva verenler var artık. Çoğaldı. Bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor. Artık bu bir siyasi şeyden de çıktı. Herkes müçtehit oldu. Herkes fetvacı oldu. Herkes konuşuyor. Anlatıyor. Fetvalarını veriyorlar. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri yine söyle Habibim ve la yübdine zinetehünne. Zinetlerini yani zinet mahallerini. Zinetleri neresi hanımların? Boyunlarına taktıkları efendim zinetleri var. Kulaklarına taktıkları zinetler var. Bu zinet yerlerini de açmasınlar. Şöyle iman etmiş kullarıma. Allah Allah. Şimdi Rabbimiz buyuruyor bunu efendiler. O kadını yaratan Allah buyuruyor. Yani bir diyanet reisi değil, bir devlet reisi değil, bir polis, bir belediye başkanı değil. Yaratan Allah'ımız söylüyor. İman etmiş olan kullarıma söyle örtsünler. Zinetlerini onlar Efendimiz onu açıkça söylemiş. Biraz önce söyledim. Baş örtülerini yakalarının üstlerine örtsünler. Humurlarını, baş örtülerini yakalarının üzerine sarkıtarak örtsünler. Bu kadar açık. Ayetin manası bu. Örtsünler. Gerdanlıklarını ve bunları efendim bunları da açmasınlar buyuruyor Allah'ımız. Devri cahiliyede cahiliyet döneminde. Cahiliyet dönemi Efendimiz'den önce insanlar o derece cehaletmişler. Hüküm sürüyordu ki o kadar cahilleşmişler ki o derece cahillermiş. Tanrı diye put yapıyorlar mumdan. Mumdan bir heykel yapıyorlar. Yanlarına alıyorlar, sefere çıkıyorlar, ona tapıyorlar giderken. Bu bizim tanrımız diyorlar. Acıkıyorlar. Karınları acıkıyor. Yiyecek bir şey de yok. O mumları başlıyorlar yemeye. Tanrılarını yemeye başlıyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu? Böyle bir hüküm, böyle bir cehalet hüküm sürüyor. Onu nice eshab hatırlıyoruz da ya Resulallah kendi kendimize gülüyoruz o halimize. O devri cehaletteki o cahilce davranışlarımıza hem ikrah ediyoruz, hem lanetliyoruz, hem kınıyoruz, hem de o hareketler gözümüzün önüne gelince kendi kendimize gülüyoruz. İnsan Tanrı diye taptığını acıkınca yemeye başlıyor. Cehalet böyle hüküm sürüyor. Yani bugün bu ayetleri sizlerle paylaşayım dedim. Geçen hafta da belki biraz temas etmiştim ama. Çünkü son zamanlarda artık bu iyice alevlendi bu iş. Yani dini olarak önüne gelen konuştuğu için bize de düşen vazife dini açıdan, Kur'ani açıdan İslam'da örtü. Nedir İslam'da örtü? İslam'ın örtüsü, İslam'da örtü elbette
Efendimizle İslamiyetle başlamış. Cahiliyet döneminde Efendimizden önce kadınlar başlarını örtüyorlarmış. Örttükleri başörtüsü nasılmış biliyor musunuz? Yani açık saçık da geziyorlar. Açık saçık geziyorlar. Çok ince şeffaf bir şey giyiyorlar. Sokakta giderken erkekler vücut hatlarını seyrediyorlar. Öyle göstererek dolaşıyorlar. Hatta bazıları din adına, kendilerine göre inanç adına geceleri Kabe'yi ziyaret ederken çırılçıplak soyunuyorlar. Kadınlar kadınlar, tamamen üryan. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Yani akıl almaz bir cehalet, akıl almaz bir kaos. Efendim bir fikir anarşisi, düşünce anarşisi devam ediyor, hüküm sürüyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu karanlığı yok etmek, bu karmaşayı, bu pürüzleri, bu çıkmazdan insanları saadete, nura, hidayete, gerçek aklın kabul edeceği sırat-ı müstakime davet etmek üzere gönderiliyordu. Ve kadınlar sokağa çıkarken başlarını açtıkları gibi bazıları da başlarına bir şey giyiyorlar. Böyle kulaklarının kulaklarından arkaya doğru bağlıyorlar ama yakaları açık. Yani göğüsleri açık. Ama bu kadar açık değil belki. 20. asırda şimdi daha modern oldular tabii, görüyorsunuz televizyonlarda. Artık hiçbir gazete yok ki, böyle çok az. Nice gazeteler görüyorsunuz, o büyük gazeteler. İlle bir çırılçıplak bir kadının her gün resmi olacak. Olacak değil mi? Niye bir erkeğin yok? Erkek yok çünkü onun cazibesi yok. İlle bir tane koyacak. Aç sahifeleri, çırılçıplak kadın resmi. Bu kadar da değilmiş yani, cahiliye devrinde bu kadar basın yayın, medya vesaire olmadığı için bu kadar da değildi tabii. Ama açarlarmış, ama bu kadar da göğüslerini bilmem ki, görüyorsunuz. Hani çok az bir yerleri kalmış nice kadınların, bugünkü dünyamızda göstermedikleri az yerleri kalmış. Sokaklarda, caddelerde, medyalarda, televizyonlarda ve bunu da iftiharla ve bunu bir medeni anlayış, bunu gayet böyle para geliyor. Farkında değiller nice kadınlar, farkında değiller, bunları patronlar istismar ediyor, kullanıyorlar, bunların sırtından milyarlar kazanıyorlar, farkında değil. Allah'ım hidayet ihsan eyle. İşte o tarihte, devri cahiliyede arkaya doğru bağlar, böyle yakalarını açık tutarlarmış. Cenab-ı Hak ayetiyle söyle iman eden kullarıma, inanmış hanımlara söyle Habibim, başörtülerini örtsünler ve yakalarına doğru indirerek örtsünler. Ve onları da açmasınlar. Böyle sarkıtarak iyice kapasınlar buyuruyor. Ve daha da ileriye doğru Rabbimiz velâ yübdîne zînetehünne. Yine inanmış hanımlara söyle Habibim. Yani böyle tek tek, kelime kelime hepimiz anlayalım diye. Çünkü ortalıkta çok fetva verenler var artık. Çoğaldı. Bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor. Artık bu bir siyasi şeyden de çıktı. Herkes müştehit oldu. Herkes fetvacı oldu. Herkes konuşuyor. Anlatıyor. Fetvalarını veriyorlar. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri yine söyle Habibim velâ yübdîne zînetehünne. Zînetlerini, yani zînet mahallerini. Zînetleri neresi hanımların? Boyunlarına taktıkları efendim zînetleri var. Kulaklarına taktıkları zînetler var. Bu zînet yerlerini de açmasınlar. Söyle iman etmiş kullarıma. Allah Allah. Söyle inanmış hanımlara. İnanmamışlara değil. Şeriata karşı gelenlere değil. Efendim örtüye karşı gelenlere değil. Ben örtüyü tanımıyorum. Efendim ben şeriat tanımıyorum, Kur'an tanımıyorum.
Ben aklıma göre hareket ederim. Bu zamanda da böyle şey olur mu? Falan diyenlere değil. Onlara sözümüz yok. Anlatamayız ki onlara zaten. Onlara Mevlamız anlatır yarın. Kabre gidince anlatır Rabbimiz. Sual melekleri ne cevaplarını verirler orada. Biz karşıyız. Biz tanımıyoruz diyenler niçin tanımadıklarını orada anlatsınlar, savunsunlar. Allah'ımız bizi burada peygamberimize iman eden hanımlara, inanmış hanımlara, madem Müslümanım diyor, madem müminim diyor, öyleyse onlara söyle, başörtülerini onlar üzerlerine örtsünler buyuruyor Hak Celle ve Ala Hazretleri. Böyle başörtülerini önlerinden mumdan bir heykel yapıyorlar. Yanlarına alıyorlar, sefere çıkıyorlar, ona tapıyorlar giderken. Bu bizim tanrımız diyorlar. Acıkıyorlar. Karınları acıkıyor. Yiyecek bir şey de yok. O mumları başlıyorlar yemeye. Tanrılarını yemeye başlıyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu? Böyle bir hüküm, böyle bir cehalet hüküm sürüyor. Onu nice eshab hatırlıyoruz da ya Resulallah, kendi kendimize gülüyoruz o halimize. O devri cehaletteki o cahilce davranışlarımıza hem ikrah ediyoruz, hem lanetliyoruz, hem kınıyoruz, hem de o hareketler gözümüzün önüne gelince kendi kendimize gülüyoruz. İnsan Tanrı diye taptığını acıkınca yemeye başlıyor. Cehalet böyle hüküm sürüyor. Yani bugün bu ayetleri sizlerle paylaşayım dedim. Geçen hafta da belki biraz temas etmiştim ama. Çünkü son zamanlarda artık bu iyice alevlendi bu iş. Yani dini olarak önüne gelen konuştuğu için bize de düşen vazife dini açıdan, Kur'ani açıdan İslam'da örtü. Nedir İslam'da örtü? İslam'ın örtüsü, İslam'da örtü elbette Efendimizle, İslamiyetle başlamış. Cahiliyet döneminde Efendimiz'den önce kadınlar başlarını örtüyorlarmış. Örttükleri başörtüsü nasılmış biliyor musunuz? Yani açık saçık da geziyorlar. Açık saçık geziyorlar. Çok ince, şeffaf bir şey giyiyorlar. Sokakta giderken erkekler vücut hatlarını seyrediyorlar. Öyle göstererek dolaşıyorlar. Hatta bazıları din adına, kendilerine göre inanç adına geceleri Kabe'yi ziyaret ederken çırılçıplak soyunuyorlar. Kadınlar tamamen üryan. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Yani akıl almaz bir cehalet, akıl almaz bir kaos. Efendim bir fikir anarşisi, düşünce anarşisi devam ediyor, hüküm sürüyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu karanlığı yok etmek, bu karmaşayı, bu pürüzleri, şimdi Rabbimiz buyuruyor bunu efendiler, o kadını yaratan Allah buyuruyor. Yani bir Diyanet reisi değil, bir devlet reisi değil, bir polis, bir belediye başkanı değil, yaratan Allah'ımız söylüyor. İman etmiş olan kullarıma söyle, örtsünler. Zinetlerini onlar, Efendimiz onu açıkça söylemiş, biraz önce söyledim. Baş örtülerini yakalarının üstlerine örtsünler, humurlarını, baş örtülerini yakalarının üzerine sarkıtarak örtsünler. Bu kadar açık ayetin manası bu. Örtsünler. Gerdanlıklarını ve bunları da açmasınlar buyuruyor Allah'ımız.